Halkların Demokratik Partisi grubu adına şimdi de Diyarbakır Milletvekili Sayın Sibel Yiğitalp konuşacak. Buyurun Sayın Yiğitalp. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranın karşısında bizi izleyen ya da izlemeyen, yüreği insanlık için çarpan, insanlık sevgisi için mücadele eden, emeğe saygı duyan, kadın özgürlüğüne saygı duyan bütün halkımızı, yurttaşları, cezaevinde başta olan arkadaşlarımı saygıyla, sevgiyle selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Evet, şimdiye kadar 27 başkanlık, bugün hariç 27 başkanlık kurulu, 7 bakanlık bütçesi konuşuldu, 60 saat içerisinde konuşuldu ve bunlar konuşulurken STK'ların, sendikaların, odaların, muhalif kesimin ve bu minvalde söyleyebilecek sözü olan hiçbir insanın düşüncesi burada yok. Ve burada nasıl bir OHAL bütçesi olduğunu, olağanüstü halden geçemenin herkes için rutine döndüğü bir dönemden geçiyoruz. Öyle ki az önce işkence var mı, yok mu, yapıldı mı, Muğla'daki 7 insan çırılçıplak soyuldu. İşkence yapıldı mı, yapılmadı mı? Bu işkence midir, değil midir? Buna cevap vermesi gereken bir sürü arka planını dolduran, rutin, bilindik, klişeleşmiş, artık halkta bir karşı olmayan sözlerle, cümlelerle bu açıklanmaya çalışıldı. Ve buna da en kötüsü, en trajik olan da şudur. Hukukçu kimliğiyle ben bunun arkasının önüne bakmıyorum, işkence olarak bakmıyorum gibi bir takım yaklaşımlar gösterdi. Bu büyük bir trajedidir. Özellikle hukukçuların bunun üzerinden bir cümle kurmasını beklerim. Evet, resmi verilere göre işsizlik oranı Eylül döneminde 10.6 düzeyinde gerçekleşmiştir. Her 5 gençten biri işsizdir. Genç kadınlarda ise işsizlik oranı %36'dır. TÜİK'in açıkladığı işsiz sayısı 3.4 milyon ama DİSKAR'ın raporuna göre gerçek işsiz sayısı ise 6 milyona yakındır. Bu sayı içerisinde çalışma yaşamında erkeklere göre çok daha dezavantajlı konumda olan kadın işsiz oranı 14.9 iken kentsel kadın eşitsizliği ise %34.2'dir. Ve bununla birlikte aslında kadına nasıl bakıldığı, kadının ekonomideki, çalışma hayatındaki yeri nedir, nasıl bir siyaset üretiliyor, ben biraz da bunu anlatmak istiyorum. En başta şunu söyleyelim, şu ana kadar AKP'nin 15 yıllık iktidar döneminde 20 binin üzerinde insan iş cinayetinde hayatını kaybetmiştir. Bir savaş ölçeğinde iş can kaybı vardır. Bunu tartışmak istediğimizde bile herhalde bunu da başka bir şeye bağlarsınız ama buna bari hiç olmazsa bir cümle kurun. Yani 20 binden fazla insan niye hayatını kaybetti? Biz burada ne yapalım? Bunu söyleyin bari. Buna da bir cevap vermiyorsunuz. Ben her şeyiyle gerçekten inanılmaz üzücü bir dönemden geçiyoruz. Çırılçıplak insanlar soyuluyor. Bunu tartışmak istemiyorsunuz. 20 binden fazla insan öldü diyorum arkadaşlar. 15 yılda 20 binden fazla insan öldü ve iş cinayetinden öldü. Ve bunlara karşı bir denetim mekanizması oluşturalım diyorum. Maalesef o da yok. Evet, mesela ben biraz kadın bakış açınızı biraz anlatmak istiyorum rakamlarla. Mesela Dünya Ekonomik Forumu Global Gender Gap Endeksinde küresel ücret eşitsizliği endeks olarak 2016 sıralamasına göre Türkiye 144 ülke içerisinde ücret eşitsizliğinin en yüksek olduğu 15. ülke. Ve bizimle beraber kim bu var bu listede bir söylemek istiyorum ben size. Bahreyn, Mısır, Umman, Ürdün, Arabistan, Fas ve Yemen var. Bu endeks bize ne söylüyor? Dünyada kadınlar ile erkeklerin eşit iş yapmalarına rağmen aldıkları ücretlerin arasındaki farkın en yüksek olduğu 15. ülkenin Türkiye olduğunu söylüyor. Bir başka örnek daha vermek istiyorum. Türkiye'de kadınların iş gücüne katılımı ve istihdam bakımından hem Avrupa'da hem OECD ülkelerinde dünyada 189 ülke arasında sondan 20. Türkiye kadın istihdamında sadece Suriye, Irak, Yemen, Pakistan, Moritanya gibi bazı Orta Doğu ve Asya Afrika ülkelerini geride bırakacak düzeyde bir başarısıza, yani çok büyük bir başarıya sahip. Çok demokratik, insanlar ölmüyor, herkes düşüncesini özgürce ifade ediyor. Öyle ki 3 yıl önce söylediğini 3 yıl sonra daha üstünü söyleyebiliyorsun. Gün geçtikçe, her geçen gün nasıl bir demokratik bir ülkede yaşıyorsak gerçekten hayal bile edemiyorum. Evet, hızlıca ben diğer konulara geçmek istiyorum. Mevsimlik işçilere söyleyeceğim arkadaşlar. Yine mevsimlik işçilerde 300 bin olarak gösteriliyor bakanlıkta.
Ama gerçekte de 1 milyon üstünde mevsimlik işçi var. Bu mevsimlik işçilerin yaşam biçimi nedir? 6,5 milyon insan nerede yaşıyor? Sağlığa, eğitime erişimi nedir? Buna dair bir yapılı politika var mı? Bu Çalışma Bakanlığı'nın da bunun üzerinden bir söz kurmasını bekliyoruz. Çocuk işçilerden bahsetmek istiyorum. Çocuk işçiler, bakın, en önemli trajedi burada yatıyor. Lütfen dinleyin, lütfen. Bunu ön yargısız bir dinleyin. Bir bakın nasıl bir politika üretinizi bir görün. DİSK'in genel işin hazırladığı Türkiye'de çocuk olmak raporuna göre çocuk işçi sayısı 2 milyon. %78'i kayıt dışı. Her 10 çocuktan 8'i kayıt dışı çalışıyor. Genç işçi sayısı 708 bin, 558 bin kayıt dışı, 150 bini sigortalı. 2013'te en az 59 çocuk, 2014'te en az 54 çocuk, 2015'te ise en az 63 çocuk, 2016'da ise en az 56 çocuk, 2017'nin ilk 11 ayında ise en az 49 çocuk iş cinayetinden yaşamını yitirdi. Ve bu çocuklar okula gitmiyor. Bu çocukların geleceğini nasıl tahayyül ediyorsunuz? Madem ki böyledir, çocuklar bir ülkenin geleceğidir. Çocukları tarlalarda ya da iş cinayetlerinde ya da çocuk gelinlerde ya da kayıtsız, güvencesiz yerlerde yaşamını mı kurguluyorsunuz? Çocuklar için ne vaat ediyorsunuz? Hükümet olarak çocuklar için ne vaat ediyorsunuz? Hükümet olarak kadınlar için ne vaat ediyorsunuz? Hamaset yapmadan ne yaptığınızı burada anlatırsanız biz de sizinle ilgili bununla ilgili tartışmaya gireriz. Az önce sordu, ilk defa bütçede konuşulan diye soruyor. Doğru, biz hep bütçede konuştuk ama siz lafları cımbızlayarak, bağlamından kopararak kendinizce muhalefet yapmak, kendiniz diyordunuz ya, biz oğlan bizim, kız bizim, biz çalarız, biz oynarız. Bu böyle değil yani. Böyle hayat sürmez. Biz burada oldukça bunun muhalefetini yapacağız. Bu çocuk işçiler üzerinden özellikle bir kadın bakan olması sebebiyle buna dair hassasiyetini düşünerek nasıl bir planlama içinde dahil olduğunu özellikle istiyorum, isram ediyorum. Buna dair nasıl bir planlamanız var? Bu çocuk işçilere karşı nasıl bir projeksiyonunuz var? Lütfen bu konuda bize bilgi verirseniz iyi olur. Çünkü niye söylüyorum? Daha geçen ay 9 Kasım'da Urfa'nın Haran ilçesinde pamuk tarlasında çalışan 14 yaşındaki Beşar Güneş dinlenmek üzere pamuk yığınları arasında uykuda kaldı ve diğer işçilerin topladıkları pamukları fark etmedikleri için o çocuk havasız kalarak hayatını yitirdi. Şimdi çocuklar böyle bir durumda, her yerden çocuklar açısından gelecek vaat eden hiçbir şey maalesef göremiyoruz. O haller, o halleri normalleştirmeye çalışma halleri, bu hallerle de bu iş yürümez, sürdürülemez. Ve sizler de bunu yürütemiyorsunuz, yapamıyorsunuz. Bunu da söyleyerek son olarak şunu söylemek istiyorum. Evet, şimdi bir de Çalışma Bakanlığı'nın emekçiler için üzerinden bir cümlesi olmuştu. Çok talihsiz bir cümle. Şunu söyledi, dedi ki biz emekçilerden, yani daha doğrusu işveren, işçi ve işverenden fedakarlık bekliyoruz. Karşılıklı fedakarlık aslında birlikte kazanmayı getirir. Doğrudur. Fedakarlığı kim yapacak? Asgari ücretli mi yapacak? Ya da böyle az önce bahsettiğim güvencesizler mi yapacak? Ya da 657 dediğiniz her gün özelleştirdikleriniz mi yapacak? Birileri 50 milyarlarla, 45 milyarlarla konuşurken, oynarken, milyarlarca, trilyonlarca saatlerle gelip burada bunun pozunu verirken ve en küçük bir soruşturmaya tabi tutulmazken onların vebalini milyonlarca insan mı çekecek? Bunu sormak istiyorum. Nasıl olacak? Hangi fedakarlıktan bahsediyoruz? Fedakarlık değil, olması gereken şudur. Eşit, güvenceli ve özellikle kadın özgürlükçü bir siyaset izlemenizi istiyoruz. Bunun da yolu, yöntemi bellidir, açıktır ve bir an önce bu yolsuzluklar, hırsızlıklar üzerindeki yaklaşımımızı, tutumunuzu netleştirip milyon dolar üzerindeki hırsızlık, yolsuzluk yapan bakanların veya bunun üzerinde ifade kuran kimse, itirafçıların, sizin deyiminize, itirafçımızın deyiminize göre tanık, onların ne dediğini, muhatapları üzerinden nasıl bir noktaya geldiğini burada bir açıklamanızı öneririz. Çünkü bu ülke sizler için vergi cennetidir. Çünkü vergilerinizi burada yatırmıyorsunuz. Ama bizim için vergi cehennemine dönüştü. Emekçiler için vergi cehennemine dönüştü. Buradan hareketle şunu söylüyoruz. Halkların Demokratik Partisi olarak güvenceli, eşit, kadın cinsiyetine eşitlikçi bir siyaset ve özellikle iş hayatında
ekonomide sözünü söyleyen, kendini ifade eden, kadını üreten bir insan odaklı bakmanızı temenni eder ve bu temenniyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarım. Teşekkür ederim Sayın Yiğitay.